Merhaba, ben Tekkeköy Anaokulu öğretmenlerinden Derya İritaş. Bugün sizlere COVID-19'un da çok yaygın olduğu bu dönemde mikroplardan nasıl korunuruz adlı bir deney uygulayacağız. Deneyi uygulamadan önce malzemelerimizi bir sayalım. Oğlum neler var malzemelerimizde, bir sayar mısın? Bir sıvı sabun, bir kap dolusu bir su, bir simimiz, sim koymak için tabağımız var. Evet, simimiz var. Sim koymak için tabağımız var, bir kase suyumuz var, sıvı sabunumuz var, bir adet ıslak mendilimiz var. Deneyimizi uygulamadan önce mikroplarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Mikroplar gözle görülemeyecek küçüklükte olan canlı varlıklardır. Gün içinde ellerimizi her yere dokunuyoruz. Dokunduğumuz zaman elimize mikroplar yapışmış oluyor. Ve bu mikropları elimize, ağzımıza, gözümüze götürdüğümüz zaman vücudumuza girmek için bir yol bulmuş oluyorlar. Ve vücudumuza giren her mikrop bizi hasta ediyor. Mikroplardan korunmanın tek koşulu ise ellerimizi su ve sabunla yıkamak. Şimdi deneyimizi uygulayarak size somutlaştırmak istiyoruz. Bir miktar sim tabağımıza dökelim. Evet oğlum, elimizi sime batır. Evet. Bu simimizi mikrop olarak düşünün. Elimizi gün içinde her yere dokunuyoruz ve böylece elimize mikroplar bulaşmış oluyor. Dışarı çıkıyoruz, elimize mikroplar bulaşmış oluyor. Tuvalete gidiyoruz, elimize mikroplar bulaşmış oluyor. Bu mikropları yüzümüze sürersek yüzümüze bulaşmış oluyorlar. Üstümüze sürersek üstümüze bulaşmış oluyorlar. Ağzımıza sürer isek ağzımızdan içeriye girmek için bir yol bulmuş oluyorlar. Bunu temizleyebilmek için önce ıslak mendil kullanacağız. Islak mendille ellerimizi temizleyebiliyor muyuz mikroplardan, bir bakalım. Temizleyebildik mi? Hayır, ellerimizi ıslak mendille temizleyemedik. Mikroplar ellerimizde kaldığı gibi ıslak mendile de yapışmış oldu. Ellerimizi mikroplardan temizleyebilmek için su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Evet oğlum, elini su ve sabunla yıkar mısın? Bakalım şimdi ellerimize. Evet, ellerimiz su ve sabunla yıkandı ve mikropların ellerimizden temizlendiğini görmüş oluyoruz. Ellerimiz sil olun. Biz deneyimizi tamamlamış olduk. Tabii ki deneyle ilgili sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Mikrop nedir? Nasıl bulaşır? Mikroplardan nasıl korunuruz? Bu soruları düşünmenizi, ailenizle birlikte konuşmanızı, sohbet etmenizi ve bazı cevaplar bulmanızı istiyorum. Bizler öğretmenler olarak sizleri çok özledik. Okullarımıza en kısa zamanda dönebilmeyi istiyoruz. Tabii ki bunun içinde uyulması gereken bazı kurallar var. Kurallara uyduğumuz sürece en kısa zamanda okullarda sizlerle buluşmuş olacağız. Okulları birlikte açacağız. En kısa zamanda görüşmek üzere.